Evet dostlar, bugün leş gibi olmuş, motorumuzu yıkıyoruz. Uras Motoblog kanalından hepinize tekrardan merhaba. Bugün motorumu yıkamadan, rızık zamanı demeden önce sizlere bir içerik çıkarmak istedim. Hepimizin ihtiyacı bir noktada, yağmurda motosiklet kullanıyorsak motosikletimizi temizlememiz gerekiyor. Ben geçen günlerde bayağı bir yağmurun altında bir saat, iki saat kadar bir motosiklet kullandım. Ve gördüğünüz üzere motosikletin son durumu ortada, haşat bir şekilde bana bakıyor. Bu şekilde binmek içime sinmediği için temizleyeceğim. Ama temizlerken nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi bakıyorum arkadaşlara. Mesela orada bir genç grubu motosikletini yıkıyor. Ama sorsak, belki de sorarız birazdan, motosikletinizi dinlendirdiniz mi, ondan sonra mı yıkadınız? Muhtemelen cevapları hayır olacak. Çünkü ben ne zaman motosikleti dışarıda yıkasam gözlemlediğim şey bu. Öncelikle şundan bahsedelim. Birazdan o konuya tekrardan döneceğiz. Şimdi arkadaşlar, motosikleti yıkarken öncelikle şuna dikkat ediyoruz. Motosikletimizin bir kere bloğunun soğuk olması lazım. Diskinin soğuk olması lazım. Bütün metal aksamlarının soğuk olması lazım. Eğer siz yol yaptınız, yani bir kilometrelik bir yerden geldiğinizi varsayalım, bir kilometrelik yerden bile gelseniz bile motosikletinizin bloğu ısınıyor. Yani motosikletiniz çalışıyor, haliyle ısınıyor. Şimdi siz ısınmış bir parçaya direkt su tutarsanız, yani bir seferde belki bir şey yaşamazsınız ama uzun vadede oradaki bloğun ömründen çalmış olacaksınız. Ve sizden önce bu işlem sürekli yapıldıysa, motorunuzu ikinci el aldıysanız, belki de bu size denk gelecek ve motorunuza su tuttuğunuzdan belki de bloğunuz çatlayacak. Siz fark etmeyeceksiniz bile ama motor yiyeceksiniz. Çok önemli bir detay. Disklerinizi yamultabilirsiniz, çatlatabilirsiniz. Yani aslına bakarsanız birçok eksi tarafı var bu işin. O yüzden motosikletimizi öncelikle yıkamadan önce ne yapmamız lazımmış? Soğutmamız lazımmış. Şimdi benim evim bulunduğum yere, bu yıkamayı yapacağım yere çok uzak değil. Buradan taş çatlasın 1,5 kilometre uzaklıkta motor ne kadar ısınmış olabilir diye düşünebilirsiniz. Yani çıplak elinizde değemeyeceğiniz kadar sonuçta bir ısı var. Ve bu motorun sağlığı veya diğer aksamların sağlığı için kesinlikle zararlı. Şimdi geri dönelim o arkadaşlara. O arkadaşlar ne yapıyor? Motosikletiyle ben görüyorum, fıtı fıtı vınlaya vınlaya geliyor arkadaşlar. Ondan sonra burada hemen sırayı buluyorlar. Sırayı bulur bulmaz giriyorlar. Foşur foşur bir tane abimiz var ya, bir tane kahveci, her taraf foşur foşur yıkıyor. Onun gibi foşur foşur yıkamaya başlıyorlar. Ya arkadaşım, motosikletini soğutmadan sen neden yıkıyorsun? Yani başına ne geleceğinden bilinçsiz. Aslına bakarsanız size bu olayı en rahat şu şekilde anlatabilirim. Annelerinizden duymuşsunuzdur mutlaka. Soğuk bardağa sıcak çay konulmaz arkadaşlar, değil mi? Yani bu 2 kere 2 4. Bir illaki yaşamışsınızdır. Bir çay doldururken bile bardağınız çatlayabiliyor. Bu neyden dolayı? Sıcak soğuk ilişkisi. Soğuk olan bir madde aniden sıcak olanı görürse veya sıcak olan bir şey aniden soğuk olanı görürse çatlama yaşanıyor. Yani bu fiziksel bir şey. O yüzden bilime de çok fazla böyle karşı gelmeden, ya arkadaş öyle şey mi olur, ben yıllardır yapıyorum demeyin ve benim sözüme, daha doğrusu bilime kulak verin arkadaşlar. Motosikletinizi yıkamadan önce mutlaka ve mutlaka dinlendiriyoruz ve motoru soğutuyoruz. Bu konuda anlaştığımızı düşünüyorum. En önemli kurallardan bir tanesi buydu. Ne kadar evin önünde de yıkasanız motoru, dışarıda da benim gibi yıkasanız. Bakın şimdi arkadaş fıtı fıtı geldi. Bilmiyorum kadraja girer mi? Birazdan göreceğiz bakalım. Bekleyecek mi? Motorunu soğutacak mı? Yoksa direkt motosikletini yıkayıp geçecek mi? Peki ikinci kural ne? Arkadaşlar aslına bakarsanız motosiklet, işte şu gördüğünüz tabloya erişene kadar motosiklet yıkanmaz. Ya bana göre yıkanmaz, yıkanmaması lazım. Motosikleti yıkamadan ziyade temizlemeniz tavsiye ediliyor. Bir araba gibi kapalı bir sistem olmadığı için arkadaşlar, bir kaporta aksamı araç gibi kapalı değil. Araçlara dışarıdan vuruyoruz suyu, birçok elektrik aksamına gelmiyor. Ama ne diyorlar? Motorun içini yıkamayın diyorlar, değil mi? Motorunu yıkatırsan muhtemelen bir sıkıntı yaşarsın. Herkes motorunu yıkamaktan, arabanın motor aksamını yıkamaktan korkuyor. İşte aynı durum aslına bakarsanız motosikletler için de geçerli. Arabalar kadar kapalı bir sistem olmadığı için bütün sistem ortada. Siz tanzikli suyu vurduğunuz zaman birçok yere su gidiyor ve bunların elektronik olanlarına su kaçma durumunda size bunlar ilerleyen zamanlarda da olabilir, aniden de olabilir, sıkıntı çıkarma ihtimali yüksek. O yüzden motosiklet bu kadar pis hale gelene kadar, yani bu kadar çamurda, yani şunu elle silseniz çıkartamazsınız. Bu konuda en fikrim. Yani bir temizlik malzemesi de kullansanız, yani bu motosiklet bir basınçlı su istiyor şu an için. Ama motosikletiniz sadece tozluysa, ıslak bir bezle silip üstünden de tekrardan geçebilecek ve temizleyebilecek durumdaysanız, ki benim 10 yıkamamın 9'u bu anlattığım şekilde, motosikletim zaten temiz oluyor. Çok kötü şartlardan çıkmamış oluyor. Ben de ne yapıyorum? Islak bir bezle motosikletimi siliyorum çizmemek adına. Sonrasında da motosikletimi kuruluyorum ve zaten normal yıkanmış gibi oluyor. Çünkü sadece üzerindeki toz. Ama şu anda üzerinde ne var?
gördüğünüz gibi kalın kalın işte çamurlar, her tarafta lekeler. Bunu tanzikli su kullanmadan maalesef yıkayamam, temizleyemem. İşte o zaman ne yapacağız? Neye dikkat edeceğiz? Elektronik aksamın olduğu bölgelere su vurmamaya dikkat edeceğiz. Şimdi bazı arkadaşları yine böyle yıkarken görüyorum. Dibine sokuyor. Özellikle motorun iç aksamına sanki hani oto yıkamacılardan mı görmüş? Böyle çamurluk işlerine falan sokuyorlar ya. Onlara mı özeniyorlar bilmiyorum. Böyle lambur lumbur foşur foşur yıkıyor adam. Arkadaşım öyle yapmayacağız. Ne yapacağız? Zincir aksamın o su alması o kadar önemli değil. İşte egzozun o tarafların alması önemli değil. Belki alt tarafta jantlara o kadar bir tazik gelmesinde sıkıntı yok. Ama ne yapacağız? Genel itibariyle motosikletimizi bir tık uzaktan böyle bir kuvvetli yağmur yağıyormuş gibi düşünebilirsiniz. O tarz bir basınç altında yıkamaya çalışacağız. Ve gösterge ve çevresindeki bölgeye, motorun üst aksamının olduğu, beyinlerinin olduğu yerlere, mümkün mertebe soketlerin olduğu yerlere diyeyim, daha doğrusu beyinler çoğunlukla seli altında falan oluyor ama soketlerin olduğu yerlere falan çok fazla böyle bir tazikli su vurmayacağız ki oralardan motosikletimiz su almasın. İkinci aşamayı da söyledik arkadaşlar. Üçüncü, motosikletimizi yıkadıktan sonra zincirimize de su gelecek. Zincirimizi yağlamak. Benim şimdi yanımda değil zincir yağım. O yüzden bu videoda size bunu gösteremeyeceğim. Ama motosikletinizin zinciri bu şekilde bir tazikli suya veya yoğun bir yağmura maruz kalırsa motosikletinizin zincirini yağlayın arkadaşlar. Dişli setinizin ve zincirinizin ömrü için bu da çok önemli diyorum. Şimdi benim anlatacaklarım zaten bu kadar. Size bir hani nasıl yıkadığıma dair görüntü sağlamaya çalışırım ama çok basit ve net anlattığımı düşünüyorum. Neler yapmanız gerektiğini ve ne yapmamanız gerektiğini. Bundan sonrası size kalmış. Motosikletimizi böyle kirli görmek hiçbirimizin isteyeceği bir şey değil. İnşallah bu videoyu izlerken sizler de yorumlarda bu tarz böyle şeylerle karşılaştıysanız onları da paylaşmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.